Selamun aleyküm. Bugün bayram sabahı, ikinci bayram günü. Ne girdik? Evet, hayırlı bayramlar olsun deyip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sohbet ediyoruz. Kısa kısa yapıyoruz sohbetleri. Sorusu olan arkadaşlar Facebook'tan sorabilirler. Tabi her zaman alıştığınız gibi elimde sigara. Bu pis uyumu tergemedim gitti. Kur'an bize yeter diyoruz. Her zaman deriz ona. Çünkü bu dinin kaynağı Kur'an'dır. Özellikle ki kesin olarak şu var ki Kur'an'da bulgur pilavının nasıl piştiği yazılmıyor. Fizik bilimi, kimya bilimi falan yazmıyor. Yani onlar o manada değil, düşünmeyin. Din ve iman konusunda hiçbir ekleme kabul edilemez. Kur'an bize neye iman etmemiz gerektiğini söylüyor. Ona iman ediyoruz. Bu manada yeter Kur'an. Din ahkamı konusunda Kur'an ne diyorsa biz onu kabul ederiz. Yani abdestin fazı dörttür, bitti bizim için. İsterse birisi çıksın 50 tane saysın, hiç umurumuzda değil. Ha, umurumuzda derken çoğul kullandım. Yok, ben kendi adıma söylüyorum. Çünkü ben hesabı Allah'a vereceğim falan, tarikatın falan, mezhebin imamına falan hesap vermeyeceğim. Allah'a hesap vereceğim. Allah'a hesap vermenin şuurunu kaybetmeden öleceğim inşallah. Evet. Niye söyledim ben bunu? Durun size bir video dinleteyim. Ondan sonra siz de hak verirsiniz. Kur'an bize yeter diyen dinsizler çıktı. Bunlara direkt gavur diyebilirsiniz. Hiç korkmayın. Kur'an bize yeter diyenlere hemen sen gavursun deyin. Çok net gavur onlar. Frenk kafirinden beter gavurdur onlar. Kur'an bize yeter diyen dinsizler çıktı. Bunlara direkt gavur diyebilirsiniz. Hiç korkmayın. Kur'an bize yeter diyenlere hemen sen gavursun deyin. Çok net gavur onlar. Frenk kafirinden beter gavurdur onlar. Kur'an bize yeter diyen dinsizler çıktı. Bunlara direkt gavur diyebilirsiniz. Hiç korkmayın. Kur'an bize yeter diyenlere hemen sen gavursun deyin. Çok... Tamam. Kur'an bize yeter diyenlere hemen gavursun deyin. Yani gavur biliyorsunuz Anadolu dilinde kafirlere denir. Gayrimüslimlere genel olarak gavur derler. Evet efendim. Şimdi bu adamın o ayet vardı ya, okudum hani değil mi? Onlar elbise giydirilmiş kütükler gibidirler. Görüntüsüne bakarsın, sözünü dinlersin. Yani böyle dinlenecek bir tip var adamda. Hani böyle YouTube'lara çıkarıyorlar ya bazen, ses tonları güzel, efendim ellerindeki literatür bilgileri koyuyorlar. Böyle güzel güzel anlatıyorlar ya, bazı ateistler mateistler görüyorsunuzdur. Bunlar proje adamlar zaten. Bir de özellikle İslam dinine saldırarak işte tıklamayı çoğaltıyorlar. Ben tıklamıyorum. Benden para kazanmasınlar. Onun için hani ta geçenlerde demiştim, birkaç sene önce birisi bana filan ateistle tartışır mısın diye, tartışmam. Bir insan bir şeyin olmadığına iman etmişse ben ona olduğuna iman etmesini sağlayamam. Çünkü Allah'ın varlığını zaten bunların beklediği türden kimse ispat edemez. Bu bir iman konusu zaten. Yani adam ruhun varlığına inanmıyorum derse inanmaz yani adama. Sen ruhun var kardeşim diye ısrar edecek diyelim, demek ki ruhsuzmuş adam diyeceğim. Başka yolu yok. Bunlara da Allahsız diyeceksin, bitti. Niye tartışayım ki? Neyin tartışacağım? Ben ne delil getirirsem getiririm. Onlar işin efendim demolojisine kaçacaklar, felsefesine kaçacaklar. Uğraş dur, ne uğraşacağım, çene göreceğim ki? Onun yerine cehenneme de gidecek halim yok zaten. İmanı ancak Allah nasip eder. Kimse kimseyi imana getiremez. Ha, anlatırsın, vesile ol. Belki adamın kafasındaki bir kilidi açarsın. O kilidi açtığında adam düşünür. Düşününce de Allah nasip eder, Müslüman olabilir. Ha, burada mesela bizim başımızdan geçen bir olay. 12 sene kadar önce buradan böyle 20 kilometre uzakta bir kasabaya gittim ben. Orada eski bir ülküdaşım vardı. Davet etti, gittik. Birkaç gün orada kaldım. Onun garsonu var yanında çalışan, bayan. Macar. Macar bir bayan. Daha genç çocuk.
Yani 18-19 yaşında bir şey bayan. Şimdi işte tabii böyle hocalıklı görünce bize bir şeye benzettiler herhalde. Tabii o Almanca biliyor, yarım yamalak. Yeni gelmiş Macaristan'dan. Ben Almanca biliyorum, yarım yamalak, anlaşamayız. Bu olmaz yani. İşte arkadaş arada geldi, dedim ki bu kız bana bir şey söylüyor, ne söylüyor dedim. Ya işte İslamiyet'i anlat demiş bana. Yani ben de hissettim öyle bir şey dediğini de, ne anlatayım, Almanca bilmiyorum ki. İşte keşke bileydim dedim o zaman. O zaman dedim arkadaşa, sen tercümanlık yapacaksın. Arkadaşın Almancası tabii çok iyi. Tamam, ben yaparım dedi. Ne soruyor sorsun dedim. Sordu cevapladım. Hepsi bu yani. Müslüman ol bile demedim. Beni ilgilendirmiyor çünkü. Çektim geldim. Aradan epey zaman geçti. Yine gittim ziyaretine. Ben bir 4-5 ay sonra ziyaretine gittim. Kız bir sürü soru hazırlamış. Zaten arkadaşa demiş, o hocayı çağır da konuşacağız demiş. Geldim. Ne var hayırlı ya dedi. Bu dedi bir sürü soru hazırlamış dedi. Şimdi arkadaşım da dini bilgisi sıfır denecek kadar az. İyi dedim, atın sorsun cevaplayalım bildiğimizi dedim. Basit sorular aslında ama bize basit gelen soru onlar için yani çok önemli bir çıkmaz sokağa adeta yani. Anlatabiliyor muyum? Bu sefer ben sorularını cevapladıktan sonra dedi ki ben dedim Müslüman olmak istiyorum. Ol kızım dedim, Müslüman olmak zor bir şey değil dedim. Allah'ın varlığına, birliğine iman edeceksin. Muhammed Aleyhisselam'ın da dedim, onun peygamberi, nebisi olduğuna iman edeceksin. Bütün peygamberlere iman edeceksin. Yani Musa'ya da İsa'ya da ne kadar peygamber geldiyse. Ölünce dirileceğine iman edeceksin. Ya efendim. Dedim Kur'an-ı Kerim'in bize söylediği iman konusu. Birini reddedersem la ilahe illallah Muhammed Resulullah demen boşa gider dedim. Tamam, giriş anahtarı bu da. Fakat ben hesap gününe inanmıyorum dersen o tehlikeli bir iş. Sen Müslüman olmuş olmazsın. Değil mi, imanın konusu bu. Kızcağız yazdı yanına kendi diliyle. Tabii ben gene tercüman anlatıyorum, direkt anlatmıyorum. Burada laf kalabalığı yapmamak için sanki direkt kıza anlatıyormuşum gibi düşünmeyin. Arkadaşa anlatıyorum. Ondan sonra arkadaşa dedim ki buna çarşıdan bir şey al. Namaz hocası falan bir şeyler al dedim. Okusun. Evet efendim. Aradan zaman geçti. Yani epey bir zaman daha geçti. Bu arada bizim arkadaş hanımından ayrılmıştı. Evlenmişler. Kız Müslüman olmuş, 5 vakit halen namazını kılıyor, çocukları oldu. Ben mi verdim ona iman falan vermedim, ben bir şey vermedim. Sordu soruyu cevapladım, bitti. Bu kadar. Arayan bulur. Arayan bulur. Einstein laboratuvarda aradı, aradı, buldu. Zihninde de arayacaksın, hani tefekkür dediğimiz, düşünen de bulur. Ha, adam İslam düşmanlığı yapacaksa zaten Allah'a da inanmıyorum der, peygambere de inanmıyorum der, kitaba da inanmıyor. İnanmasam inanma, bana ne ya? Çok da dertli sanki. Efendim. İnanmadığın şeyin mi lafını ediyorum? Ben bir şeye inanmıyorsam onu yok sayarım. Yok saydığım bir şeyin üzerinde konuşmam. Düşünmem bile, bırak konuşmayı da. Adam bir şeye yok diyor, yok üzerinden mantık yürütüyor. Ya yok üzerinden mantık yürür mü? Allah'ın yokluğunun üzerinden mantık yürütüyor. Bununla ne tartışacaksın ki? Ne konuşacağız? Yok olduğuna inanıyor. Yok olduğuna inandığı şeyin üzerinden mantık yürütüyor. Ben inanmasam yok kardeşim inanmıyorum derim. Biter. Çünkü bir şey yoksa yokluğun ispatı olmaz ki. Aklımızla mı dalga geçiyor? Adam bir yalancı tarih uydurmuş, ona iman etmiş. Sen gerçeğe dönüne koysan inanmıyor.
Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Ne inanırsa inansın, bana ne. Ya iman öyle bir hastalık işte. Adam yetiş ya Gavs diyor. Gavs'ın bana yardım eder, koşar. Öbür dünyada şefaat eder. Buna iman etmiş. Ne dersen de adam bir kelime buluyor. Yani ateistlere, deistlere, bilmem kimlere mahsus değil bu. Adam çıkmış, neye taparsan tap, Allah'a tapmış olun diyor. Budistler diyor puta tapıyorlar, onlar da Allah'a tapıyorlar diyor. Ne yapacağım? Ne yapacaksın ya? Yapacak bir şey yok. Kardeşim, bu kitap, bu Kur'an-ı Kerim, bu dinin tek kaynağıdır. Peygamber üzerinden uydurulan yalanlar iman konusu değil. Biz peygamber dönemini yaşamıyoruz. Yani Allah bilmiyor muydu? Haşa. Allah bilmez olur mu? Onun için Kur'an-ı Kerim'de tek hadis olarak Kur'an'dan bahseder Allah. Peygamber hadisi diye bir hadis yok. Tek sünnetullah olarak sadece Allah'ın sünnetinden bahseder. Nebi sünneti diye, Resul sünneti diye bir şey yok. Çünkü Allah biliyor ki peygamber öldükten sonra insanların peygamber üzerinden her haltı karıştıracaklarını çok iyi biliyor. Onun için sizi bu kitaptan hesaba çekeceğim diye de uyarıyor ha. Sizi bu kitaptan hesaba çekeceğim. Bu ne demek? Eğer Allah hadislerden de hesaba çekeceğini söylese söyler ona. Söylemekten aciz mi? Her türlü örnekleri veriyor bu iman konusunda, din konusunda. Her türlü örneği veriyor. Göklerden veriyor, devenin örgücünden veriyor. Efendim, çiçeklerden, böceklerden, arıdan, marıdan bir sürü misal veriyor. Sivrisineğe kadar da. Böyle bir konuda niye vermiyor örnek? Gerek yok çünkü. Peygamber hadisi diye bir hadis iman konusu değil. Kimseyi aldatmayın. Ve gençler, siz de buna aldanmayın. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Allah'ın peygambere dediğini yapın. Ne diyor Allah peygambere? Gece kalk, hazmederek, düşünerek oku. Nokta. Ama adam ne diyor? Kur'an bize yeter diyen kafirmiş. Sen Allah'a nasıl hesap vereceksin ya? Sen nasıl hüküm veriyorsun böyle? Ama benim zoruma gitmedi. Hiç umurumda değil. Sadece bu konuda ben hakkımı helal etmem. Bütün servetimi yeseler helal ederim. Ama bu konuda hakkımı helal etmem. Görüşürüz. Necip Fazıl'ın ifadesiyle kapatalım. Buluştururlar bir gün elbet bizi hesapta. Lafını çok dinledik. Şimdi iş inkılapta. Eğer gerçek Müslümanız, müminseniz başınızdaki rejimle mücadele edin. Yalanlarla insanları aldatmayın. Ama işinize gelmiyor değil mi? Gelmez. Allah'a emanetsiniz.